Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'a davetimi arz ederim. Değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanım, Haylabolu Belediye Başkanım, Muratlı Belediye Başkanım, bir dönem önce görev devri aldığım sevgili kardeşim Sayın Adem Balgı Belediye Başkanım, Ticaret Sanayi Odası Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım ve Merkez İlçe Başkanım, sevgili muhtarlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli Tekirdağlılar, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde, böyle gururlu bir günde Tekirdağ'ın yeni terminalinin, temel otobüs terminalinin temel atma töreninde bunun verdiği mutlulukla sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Elbette iki denizden komşu bir büyükşehiriz. Önemli. Yani beş ana vizyonu olan böyle büyükşehirde hizmet yapmanın da gururu ayrıca bize mutluluk veriyor. Tarım ve hayvancılık, sanayi vizyonu, turizm vizyonu, lojistik vizyonu, üniversite vizyonu, böylesine bir şehirde Büyükşehir Belediye Başkanı oluyoruz ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı oluyoruz. Tabii 11 ilçenin de sosyal demokrat belediyeler olarak göreve başlamış olması, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal demokrat bir düşünceyle başlanmış olması, sağlam temellerin ne kadar önemli olduğunu ve yaptığımız hizmetlerle geleceğe dönüp ne kadar güzel mesajlar verdiğimizi hep beraber göreceksiniz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bakınız, her gün bir açılıştayız. Gün geçmiyor ki yeni bir hizmetin temelini atmak, bunlar mutluluk verici bir şeyler. Cuma günü 20'sinde Malkara'daydık ve gururla Malkara'nın tarım ve Malkara'nın hayvancılığını kalkındıracak tek başına bir kalemde 32 trilyonluk bir yatırımın temelini attık. Gururla attık. Mutlulukla attık. Bugün de Süleymanpaşa'nın temelini atıyoruz. Ve sanıyorum bir ay sonra da uzun yıllardır beklenen Sayın Ticaret Sanayi Başkanım toptancı sebze meyve halinin temelini atacağız. O da bitti. Hafiyatı devam ediyor. Ve arkasından diğer yatırımlar gelecektir. Bu bize en büyük mutluluğumuz. Ama tabii bunu yaparken geldiğimiz noktada tam 3,5 yılımız bitti. 3,5 yıl içerisinde net bir şey söylemek istiyorum. Beğensin beğenmesin, olumlu mesaj versin vermesin. Bütün basınımıza teşekkür ediyorum. Özellikle bunu vurguluyorum. Kızarız kızmayız, severiz sevmeyiz, bunlar ayrı konular. Ama basınımız olmazsa olmazımızdır. Sadece basınımızda istediğimiz tek bir şey var. Tüm yorumlarını yapsınlar. Tüm olumlu olumsuz mesajlarını versinler. Ama bu bir kurum. Kurduğumuz Büyükşehir Belediyesi bir kurum. Kurumu yıpratacak olumsuz terimler kullanmasınlar. Sadece bunu istiyoruz. Bunun dışında basınımız her zaman başımızın tacıdır. Değerli arkadaşlarım, tabii bunu yaparken çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Büyükşehir'i kurarken bir zaman geçmesi gerekiyordu ve bir sene sonra o zaman tamamlandı. Bugün 2,5 yıl boyunca gerçekten Büyükşehir'in gücünü, Büyükşehir'in gerçek manada ağırlığını üzerinde hisseden bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bugün rahat rahat karşınıza çıkıp konuşuyoruz. Ama bu süre içerisinde neler oldu? Neler oldu? Bu süre içerisinde 3,5 yıl boyunca 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri, referandum, hep bu seçimlerde bu sosyal demokrat belediyeleri hedef alan seçim yokmuş sanki, genel seçim değilmiş sanki, referandumun 18 maddesi değilmiş gibi devamlı bir tenkit ettiler. Siyasi partiler tarafından. Başka malzemeler olmadığı için ama şunu da bildiler ki bizi bir nevi güven oylamasına soktular ve sonuçlarını hep aldılar, derslerini aldılar. Dediler ki siz bunu yapamıyorsunuz. Pardon, yani siz başlayamayacaksınız yatırımlara. Tam yatırımlara başlıyoruz. Ya zaten çamur toprak oluyor. Çizme giyeyim ayağıma, naylon paket giyeyim ayağıma, balon patlatayım. Yani böyle vatandaşın 15 senedir gülmeyen yüzünü böyle komiklik yaparak güldürmeye çalıştılar. Bu da olmadı. Abi yatırımlar meydana çıkmaya başladı. Ya siz bu işi yapamıyorsunuz, bırakın gidin. Arkadaş, bunu her zaman söylüyorum. Ben İstanbul'un Kadir abisi değilim. Ben Tekirdağ'ın Kadir abisiyim. Bırakmam görevimi.
Görüyorsunuz. Yani. Ve göreceksiniz ki bu 3,5 yıl içerisinde 2018 ve 2019 hariç 1 katrilyon 250 milyon liralık yatırımı gerçekleştirip bunu devam eden veya başlatan bu büyük şehrin TESK ile beraber bu büyük şehrin bu yatırımları karşısında 101 proje ortaya koymuş 41 tane sahip TESK'in bunu yapan bir büyük şehre de hangi partiden olursa olsun teşekkür etmek gerekir. Bakın burada şimdi bakıyorum çok arzu ettim, davet ettim sabahleyin. AK Partili arkadaşlarımı davet ettim. İl başkanını davet ettim. Milletvekili Özel'i davet ettim. Ya bu buradaki terminalden Cumhuriyet Halk Partililer faydalanmayacak. Bu terminalden Tekirdağ'ın 192.500 nüfusu faydalanacak. Gelin buraya gururu beraber yaşayalım. Size gururunu yaşayalım burada beraber. Bakın dün işte Sosyal Demokrat düşüncenin farkı burada. Dün bir kongre yaptık. Birbirini tenkit ettik, eleştirdik, sevdik, sevmedik, konuştuk. Ama bugün dün o kongrede birbirine yarışan iki tane genç arkadaşım burada gelmişler, şu temel atmanın gururunu yaşıyorlar. Bu gururu herkes yaşasın arkadaşlar. Bunu özellikle istiyorum yani. Ama dediğim gibi gelecek günler hepimizin olacaktır. Sayın Başkanım seni biraz davet ediyorum buraya. Lütfen. Evet. Sayın Başkanımla beraber tam 3,5 yıldır çalışıyorum. Ben Tekirdağ doğdum. Ben de burada yaşıyorum. Burada kalıyorum ama ben şimdi 11 İlçeli Belediye Başkanıyım. Sayın Başkan Süleyman Paşa'nın belediye başkanı. O Süleyman Paşa'nın gururunu ve Süleyman Paşalıların takdirini kazanmak için çalışıyor. Ben de Süleyman Paşa dahil olmak üzere 11 belediyenin gururunu ve takdirini kazanmaya çalışıyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Sayın Başkanım 3,5 yıl içerisinde gerçekten Tekirdağ için bak hala alışkanlık kolay değil arkadaşlar. 93 yıldır Tekirdağ ismini bir gecede Süleyman Paşa'ya çeviren ve bu insanlar travma yaşatan bu kolay değil ve hala Tekirdağ diyor. Süleyman Paşa'nın hizmetleri için, Süleyman Paşa için gecesinin gözüne katan Ekrem Bey'i bir kere daha tebrik ediyorum ama esas tebrik kime? Esas tebrik güzel bir karar vererek bizleri bu göreve getiren Tekirdağ halkınıdır. Tebrik ediyoruz. Ve Sayın Başkanım sanat da yapacaktır, yol da yapacaktır, hizmet de yapacaktır. Sayın Başkanım açık söylüyorum, yetmediği yerde Kadir Albay abisi her zaman yanında olacaktır. Bu duygularla bu hizmetin Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekirdağ'ın bundan sonra gelecek hizmetlerde buluşmak üzere ve çok sık buluşacağımızı da müjdesini vererek hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Biz Süleyman Paşa Belediyesi sınırlarında içinde oturan Tekirdağlılar olarak yaşamaya devam ediyoruz.